Yaklaşık bir 10 yıl önce boş zamanlarımı değerlendirebilmek adına hobi amaçlı başladım. Bir müddet sonra, 3-4 yıl sonrasında Kültür Bakanlığı sanatçısı Hakan Üç ile tanışmama vesile oldu. Hakan Üç ile eğitimlerimi aldım. Kendisinden de icazetimi aldım sedef kalkma ile ilgili. Devamını getirmeye çalışıyorum, öyle söyleyeyim. Geleneksel sanatlarda usta-çırak ilişkisi önemlidir. El verme tabiri eskilerin deyimiyle geçer. Belli başlı, yani dizinin dibinde aldığınız eğitimler sonrasında sizi yeterli görmesinin manevi bir belgesidir, icazet belgesi. Kendisinden sonra bu sanatı devam ettirebilecek nesillerden biri olarak da beni uygun gördü. Sedef kalkma, sedef dediğimiz malzeme okyanus diplerinde istiridye kabuklarından oluşan bir malzemedir. 14. yüzyıllardan günümüze kadar gelmiş bir sanat dalıdır. Süsleme olarak genelde kullanılır. Osmanlı'da tahterevanlardan tutun takunyalara, işte sandık kutularına, Kur'an muhafazalarına değin işlemesi ve süslemesi yapılan, ahşap süslemesi yapılan bir sanat dalıdır. Sedefleri belirlenen desenler veya yapmak istediğiniz şekiller üzerinde kalıplar çıkarılarak kıl testeresiyle kesilip ahşap üzerinde kendi yuvalarının açılarak, kesilen parçaların yuvalarının açılarak çeşitli materyallerle, yapıştırıcılarla ahşap yüzeyi üzerine kakılmasıyla oluşturulan bir sanattır. Günümüzde ise işte Sultanahmet Camisi, Selimiye Camisi gibi tarihi camilerin kapı, pencere pervazlarında ahşap oyma ve sedef kakma uygulamaları görülmektedir. Yine Kur'an rahlelerinde kullanılmaktadır. Biz Türkler olarak veya işte Osmanlı'dan gelen genellikle bu sanatı hayatın içine koymuşuzdur. Yani günlük kullanabildiğimiz eşyalarda da bunu değerlendirmişiz. Günümüzde de hala bu şekilde devam etmektedir. Arkamızda gördüğümüz Allah lafzının yapımı yaklaşık 1,5-2 ay sürmektedir. Dış kenar bölümlerindeki süsleme naht sanatı diye geçen kıl testereli ahşap oyma bölümüdür. Onun akabinde orta bölümde ceviz ağacının içine az önce bahsettiğim gibi sedeflerin kesilerek ahşap üzerine oygu yapılıp yuvalarına yerleştirilmesiyle oluşmuş bir tablodur. Dediğim gibi yaklaşık 1,5-2 aylık bir serüveni vardır o tablonun. Diğer yeşil olan tablomuzda ise Ahzab suresinin 56. ayeti işlenmiştir. Hani halkımız genelde bunu cuma hutbelerinde imamın hutbeye çıkarken okuduğu sure olarak bilinir. O da yaklaşık yine 1-1,5 aylık bir emeğin ürünüdür. Hocam der ki, testeremizin, kıl testeremizin üst kısmı gök, yer kısmı, alt kısmı yerdir. Ve dünya üzerinde de, yani alem üzerinde de yerle gök arasındaki her şey Allah'ı zikreder. Biz de çalışırken bu uhreviyetle çalışmaya çalışıyoruz. İnsanı rahatlatan, insana dinginlik veren, insanı terbiye eden bir yönü vardır bu sanatın. Osmanlı döneminden de bu böyle gelmiştir. Günümüzde de böyle devam etmektedir. Biz de aynı düsturla devam etmeye çalışıyoruz. Bizler bunları satmak için yapmayız. Kendi kafamızda oluşturduğumuz şablonlarla veya ortaya çıkartmaya çalıştığımız çalışmayla bir ürünü ortaya koyarız. Nasibi Allah'tandır der, bekleriz.
talibi varsa vakti geldiği zaman bu eserler ya da bu çalışmalar yerini bulacaktır.